Balığın ve diğer su ürünlerinin saklanması. Balıklar çok eski zamanlardan beri çeşitli şekillerde saklana gelmişlerdir. Her tür balığın senenin her mevsiminde bulunmayışı, deniz veya tatlı suyun bulunmadığı yerlerde de balık yeme isteğinin oluşu bu gereksinimi doğurmuştur. Balığın saklama korunma yollarını şöyle özetleyebiliriz. Dondurarak saklama. Balık avlanmasından hemen sonra temizlenir. Birer kerede kullanılacak parçalar halinde zararsız naylon ile hava almayacak şekilde sıkıca paketlenir. Eksi 32 derece ile eksi 40 derecede dondurulur, eksi 18 derecede 3-6 ay süreyle saklanabilir. Kullanılacağı zaman parçanın büyüklüğüne göre 5 ila 8 saat önceden soğuk suya konularak buzdolabında ağır ağır çözülmesi sağlanır. Gerekirse suyu değiştirilir. Çok düşük derecelerde dondurma olanağı yoksa zorunlu olunca balık su içerisinde eksi 8 derece ile eksi 10 derecelerde dondurulabilir. Ancak derin dondurucuda eksi 32 derece ile eksi 40 derecelerde dondurulmuş olan balıkların saklanma süreleri daha uzundur. Karides, kalamar ve benzeri deniz ürünleriyle uygun kap ve poşetlerde su içerisinde eksi 32 derece ile 40 derecede dondurulup eksi 18 derecede 3-6 ay saklanabilir. İstakoz ve yengeç türleri daima canlı olarak pişirilmeli, bekletilmemelidir. Saklanma şekillerde önerilmez, tehlikelidir. Bu tip deniz ürünleri çok büyük hızla bozulurlar ve tehlikeli zehirlenmelere yol açarlar. Balığın buzdolabında saklanması. Balık buzdolabında kısa süreli günlük kullanımlar için saklanır. Balık temizlenir. Bir kat kırılmış buzla bir kat balık olmak üzere istif edilmiş olarak 1-1,5 gün bekletilebilir. Eğer buz yoksa suya yatırılarak dolaba konulan balık 1-3 derecelerde suyu sık sık soğuk suyla değiştirilerek bir gün bekletilebilir. Suya veya buza konulmamış balıklarda yavaş yavaş ağırlaşma başlar. Belki ilk bakışta bu bayatlama hissedilmese de genellikle pişirirken kokusunda balığın ağırlaştığı anlaşılır. Su ve buz imkanı yoksa temizlenmiş olarak 0-1 derecelerde en fazla 1-1,5 gün bekletilebilir. Normal buzdolabının ısısı 4-5 derecedir. Buzdolabının ısısı ya düşürülmeli veya balık 0 ısı derecesindeki bir bölüme konulmalıdır. Kurutularak saklama. Genellikle yağsız ve pulsuz balıklarda uygulanan bir yöntemdir. Memleketimizde en çok uygulaması çirozda görülür. Uskumru balığı Nisan-Mayıs aylarında zayıflar, yağını kaybeder, çiroz adını alır. Avlanan çirozlar temizlendikten sonra bir süre bol tuzla tuzlanarak bekletilir. Rüzgar alan havalı yerlerde ağaca veya ipe dizilerek kurutulur. Yenileceği zaman hafif aleve gösterilerek yumuşatılan balıklar tokmaklanarak ezilir. Didilerek bir süre sirkede bekletilir. Çeşitli garnitürlerle süslenerek sofraya çıkarılır. Salamura yaparak saklama. Yörelere göre bazı aylarda fazla olan balıklar salamura yapılarak değerlendirilebilir. Memleketimizde hamsi, sardalya, palamut ve torik gibi balıklarda çok uygulanır. Temizlenen balık irice çekilmiş tuzla karıştırılarak uygun kaplara dizilir. Tuzun bol olması gerekir çünkü tuz balığın suyunu hızla alır. Balık tuzun içinde pişmiş gibi olur. Ekim-Aralık ayları arasında avlanan iri palamut veya torik balığından laker de yapılır. Torik, palamutun çok irisine verilen isimdir. Yağlı ve pulsuz bir balık türüdür. Balıklar ayıklandıktan sonra iri iri dilimlere ayrılır. Dilimler aralarına bol tuz konularak uygun kaplara istif edilir. Soğuk bir yerde 1,5-2 ay bekletilir. Muntazam dilimler halinde süslenerek sofralara, açık büfelerde, pahalı yemekler arasında servise çıkar. Karadeniz bölgesinde hamsiye, Marmara bölgesinde sardalyaya aynı işlem uygulanır. Salamura balıklar tuzun nem çekici ve mikroorganizmaların zararlı çalışmalarını önleyici özelliklerinden dolayı uygun, serin yerlerde saklanarak 6 ay 1 yıl boyunca kullanılabilirler. Füme yapılarak saklama. Bu yöntem ülkemizde genellikle Mersin, yılan ve somon balıklarında uygulanır. Temizlendikten sonra kısa süreli salamura yapılarak suya alınan balıklar
içinde özel kokusu olan talaş ve odun parçalarının ağır ağır yakıldığı, bu iş için kullanılan füme tüsü odalarında uygun şekilde bekletilerek koku ve lezzet kazanırlar. Ayrıca biraz da kururlar. Oldukça kıymetli, pahalı çeşitlerdir. 0 derecede, rutubetsiz yerlerde 3-6 ay saklanabilirler. Konserve yaparak saklama. Balıklar önce çeşitli şekillerde pişirilerek hazırlanır, değişik boylarda konserve kaplarına konularak süslenir ve konserve işlemi yapılır. Ağızları kapatılarak konserve işlemi tamamlanır. Ambalajları bir defada kullanılıp tüketilecek şekilde olmalıdır. Bir başka deyişle, konserve balık açıldıktan hemen sonra tüketilmelidir, bekletilmemelidir. Ayrıca son kullanma süresi veya bekleyebileceği sürede olan konserve kesinlikle kullanılmamalıdır.